Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Siren Heat efsanesi devam ediyor. Evet, bugün de yine Siren Heat hakkında konuşacağız ama bugün efsane bir video. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çok şey kaçırırsınız yoksa. Arkadaşlar, dün öğleden sonra kameraman ve ben Siren Heat'in bulunduğu söylenilen ormana ve bazı kayıtlar aldık. Ve kayıtlara kim takıldı? Bilin bakalım. Aynen, tahmin ettiğiniz kişi Siren Heat takıldı. Birazdan o görüntüleri seyredeceksiniz. Biraz sabırlı olun, birkaç duyurum var. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ara ara maskemi değiştiriyorum. Jason maskesini çok sevdiğinizi söylediniz. Onun için ara ara bununla takacağım. Değiştirmeli şekilde maskeleri değiştirip takacağız arkadaşlar. Bunun için endişe etmeyin. Ara ara diğer maskeyi, bu maskeyi farklı maskelerde deneyeceğiz. Şimdi ikincisi, bu videoyu mutlaka ve mutlaka çok dikkatli izleyin. Çünkü sizin için önemli bir fırsat. Bizimle beraber ekip olmak istiyorsanız, yani Instagram'dan sizi takip etmemi istiyorsanız, Instagram'dan sürekli konuşmamı istiyorsanız, Discord'da moderatör olmak istiyorsanız ve kanalda aktif olarak benle beraber video çekmek istiyorsanız yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Arkadaşlar dikkatli dinleyin. Şimdi bu videonun içerisinde belli dakikalar aralığında gizlenmiş bazı harfler var. O harfleri birleştirip bir şifre oluşturacaksınız. O şifreyi doğru oluşturduktan sonra bana Instagram'dan DM olarak atacaksınız ve ben o DM'ler içerisinde tam 10 kişiyi bir ekip olarak kuracağım ve seyyah tim olacak. Yani seyyah ekip olacak. Beraberce videolar çekeceğiz, ekip olacağız. Eğer sen de seyyah ekibine katılmak istiyorsan yapman gereken tek şey bu videoyu dikkatli izlemek ve o şifreyi oluşturup bana Instagram'dan ulaştırmak. Neyse, çok konuştuk. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar, dün öğleden sonra kameraman ve ben ormanlık bir alana, garip sesler duyulan bir orman. O ormanlık alanda bazı çekimler yaptık. İsterseniz ilk önce o çekimleri ben konuşmadan izleyelim. Evet arkadaşlar, ormana geldik. Sizlerle Siren Heat'i bulmaya çalışacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Yanımda kameramanım var. Uzun süredir görünmüyordu kendisi. İlk defa yanıma geldi. O da yaşıyormuş. Ben öldüğünü düşündüm ama yok, yaşıyormuş. Kral geri döndü. Arkadaşlar şimdi bakın. Elimde bir ses kayıt cihazı var. Daha doğrusu telefon var ama biz bundan böyle görüyorsunuz. Bakın ben konuşunca, bakın ben konuşunca frekanslar değişiyor. Şimdi sessizce dolaşacağız. Biliyorsunuz bu Siren Heat, yani siren kafa, arkadaşlar frekans bozuyor. Birlikte gezeceğiz. Bakalım frekanslar bozulacak mı? Burada olup olmayacağını bilmiyorum ama boyu uzun bir sürü ağaç var. Onların kılığına girmiş olabilir. İstersen şöyle önden seni alalım. Evet, kameramanla beraber gidiyoruz. Bu arada ben şöyle göstereyim de. Evet. Evet, gidelim. İlerleyelim. Ben bir değişiklik olursa sana göstereyim aslında. Gel. Evet. Arkadaşlar şu ağaçlık tarafa doğru gideceğiz. Bakın şuraya doğru gideceğiz. Bakalım orada var mı yok mu? Evet, gel. Evet. Dolaşıyoruz etrafta. Abi her tarafta ağaçlar var ama. Şurada biraz bekleyelim. Gel. Gel istersen, gel gel. Frekansı yakından çek. Hatta şöyle yapalım. Işıktan görünüyor mu bilmiyorum da. Bakın düz çizgi, ben konuşunca artıyor. Şöyle etrafı dolaşacağız biraz. Herhangi bir statik falan geldiğinde size haber vereceğim. Ekran gitti versene.
Arkadaşlar video çekimlerini izlediniz. Belki farkına vardınız ya da varmadınız ama kameraların bazı dakikalarına Siren Heat görüntüleri girmiş. Gördünüz mü? Hani sesleri duydunuz, evet farkındayım ama o görüntüleri gördünüz mü çok merak ediyorum. Ben de çok sonradan farkına vardım. Şimdi şöyle olayı anlatayım. Kameramanla ben ormanlık alana git çekimi başladık. Gördüğünüz gibi ilk önce kameraman beni çekiyor. Daha sonra şöyle bir karar aldık. Sesin geldiği, çünkü ses iki farklı yerden geliyordu arkadaşlar. Sesin geldiği yere kameramanı gönderdim. Ben de başka bir tarafa doğru yöneldim. Acaba o taraftan da karşımıza çıkabilir mi? Çünkü sesleri taklit ediyor denildiği için biraz güvenlik amaçlı başka bir tarafa doğru yöneldim. Kameraman o sırada görüntüyü çekerken sesin yoğunlaştığı tarafa gidiyor. Ben orada tabii yoktum. Değişik çekimler alıyor. Sonra geldiğimde kameramanın olduğu, yani gittiği yerde olmadığını gördüm. Gittiğimde korkmuş bir şekilde arabanın yanında bekliyordu ve bana görüntüleri gösterdi. Arkadaşlar görüntüler zaten seyrettiniz. Statik girmiş. Acayip şekilde böyle bu görüntüler bozulmuş ve öyle bir sahne var ki gölge şeklinde de olsa arkadaşlar, tam olarak bilmiyorum görünmüyor ama gölge şeklinde de olsa Siren Heat, siren kafa görünüyor. İsterseniz o görüntüleri şimdi yavaşlatılmış şekilde tekrar izleyelim. Ben şimdi şöyle bilgisayarı bir hazırlayayım arkadaşlar. Evet bakın şimdi burada arkadaşlar tam 3.13'te kameraman oturuyor. Bakın burada ses kaydı alıyor. Gördüğünüz gibi frekans değişiyor. Böyle tek çizgi, tek çizgi, tek çizgi olmaya başlıyor. Bu zaten tek çizgi olmaya başladıktan sonra ses yoğunlaşmaya başlıyor. Ve zaten statikten dolayı ekran bayağı bozuluyor. Bak kameraman etrafı merak ediyor. Çünkü o sırada hem frekansı değerlendiriyor, kamerayı tutuyor, hem de etrafa bakıyor. Bakın yavaşlatılmış görüntüye bakın. Çok dikkatli. Sol tarafa, telefonun sol tarafına bakın. Bakın arkadaşlar. Tam sol taraftan birazdan çıkacak. Kameramanla konuştuğumda çok fazla bana detay anlatamadı. Korkmuştu. Onun için görüntüleri sadece gösterdi. Zaten ondan sonra ayrıldık yanından. Bakın arkadaşlar tam şimdi sol tarafına. Hala gelmedi. Evet bakın sol tarafta arkadaşlar bir görüntü var. Bir daha açalım isterseniz. Bu görüntü bitsin arkadaşlar. Şöyle bir saniye ayarlayayım. Lütfen dikkatli bakalım arkadaşlar. Bakın. Tekrar açtım. Tam 3.37 miydi? Pardon. O saniyeyi zaten söyleyeceğim birazdan size. Arkadaşlar gerçekten kameranın sol tarafına takılmış. Ben çok şaşırdım sonra. Görüntüleri sonradan seyrettim. Bak görüntü acayip bozuluyor burada zaten. Gördüğüm an saniyeyi söyleyeceğim. Dikkatlice bakacaksınız arkadaşlar. 31, 32, 30... 32.20. Bakın 32.20 deyince kameranın sol tarafında o cep telefonuyla arkadaşlar o boşluk arasında Siren Heat görünüyor. Gördünüz mü? Gerçekten çok ürkütücü. Ben de gördüğümde çok korktum. Yani kameraman bir şey söylemedi. Korkmuştu, bu yüzünden belliydi. Nasıl bir şey olduğunu tam detaylı bana anlatamadı. Sadece kaçtığını söyledi. Sesin çok yoğunlaştığını, bir anda karşıda bir şey görünce kaçtığını söyledi. Arkadaşlar bilmiyorum, bir daha gideyim mi aynı ormana? Bu karar sizin. Eğer gitmemi istiyorsanız bu videonun altına abi git yazın. Mutlaka gidip bir daha araştıralım diyorum. Hatta gece bile gidebiliriz. Neyse videomuz bu kadardı. Dediğim gibi acayip olaylar yaşadık. Umarım bir daha karşımıza bu şekilde çok yakın şekilde çıkmaz. Çünkü çok ürkütücüydü. Gerçi ben yaşamadım ama ben sesleri duydum sadece. Kameraman bayağı korkmuştu. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi eğer sen de seyyah ekibinde olmak istiyorsan şifreler zaten görünmüştür. Hemen şifreni oluştur ve Instagram'dan DM'le bana ulaştır. 10 ekip, 10 şanslı arkadaş benimle beraber ekip olacak. Bundan sonra seyyah timde olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.